günü önce düzenlemiş olduğumuz basın toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na tekliflerimizi sunduk. Sarısal olarak onlardan almış olduğumuz güçle yetkili sendika olarak sorunların çözümü, haklı taleplerin kabul görmesi için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Eskiler dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurtulmaz derler. Açıkça söylemek gerekirse pandemi sürecinde herkesin bir defa daha farkına vardığı güçlü sağlık sistemini çalışanlarının kangren hale gelen sorunlarıyla yarınlara taşımak mümkün değildir. Bu çalışanların sorunlarının tez bir elden çözülmesi gerekir. Haklı talep ve beklentilerinin adilen karşılanması gerekir. Öbür türlü fedakarlığın, adanmışlığın, kahramanlığın bir yere kadar olduğu unutulmamalıdır. Son 2 yıldır hemen herkesin hakları ödenmez dedikleri sağlık çalışanlarına haklarını ödeme vakti. Artık sorunlarını kökten çözme vakti. Toplu sözleşme masasını çözümün parçasına dönüşme vakti. Açıkçası sağlık çalışanları artık takdire, teşekküre, alkışa doydu. İtiraat bekliyorlar. Sorunlarına çözüm istiyorlar. Haklı talep ve beklentilerinin karşılanmasını istiyorlar. Öncelikle geçtiğimiz pazartesi günü memur sen olarak tüm kamu çalışanları adına teklifte bulunduğumuz hususları sizlere paylaşmak istiyoruz. 2022 yılı için %21 zam. 2023 yılı için %17 zam. 2022'de %3, 2023'de %3 refah payı. 600 TL seyyar zam. Emekliler de olduğu gibi bayram ikramiyesi. 3 ayda bir 134 TL olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesinin 2022'de 450 TL, 2023'te 540 TL olarak ödenmesi. 3600 ek gösterge vaadi bir an önce hayata geçirilmeli. Saymış olduğumuz bu talepler elbette sağlık çalışanları için de geçerli. Bunların haricinde sağlık çalışanları adına teklifte bulunduğumuz bazı önemli maddeleri de şu şekilde sıralamak istiyorum. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ek ödemeleri en az %40 oranında artırılmalı ya da özel hizmet tazminatları 40 puan artırılmalı. Nöbet ücretleri en az %50 oranında artırılmalı. 4-5 süresiz sözleşmeli personeller ile vekil ebe hemşireler ve kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanları 3+1 statüsünden geçirilmeli. 3 yılını dolduran kadroya alınmalı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalışanların sosyal hizmet tazminatının kapsamı genişletilerek oranı 50 puana çıkarılmalı. Genel idari ve yardımcı hizmetler sınıfı için dönem sermaye tavan oranları %20 artırılmalı. Gelir vergisi %15'i aşmamalı. Tüm sağlık çalışanlarına 2022 yılı için 500 TL, 2023 yılı için 650 TL yiyecek yardımı verilmeli. Görev yükselme ve ünvan değişikliği sınavları düzenli olarak yapılmalı. Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalı. Mevcut personel genel idari hizmetler sınıfına aktarılmalı. Sağlık çalışanları kamu sosyal tesislerinden ve toplu ulaşımdan %50 indirimli yararlanmalı. İdari izin günlerindeki çalışmaları karşılığında sağlık çalışanlarına nöbet ücreti verilmeli. İcat nöbet ücretleri ödenmeli. Üniversite hastanesi çalışanlarına mazeret tayini yani eş durumu, sağlık, can güvenliği ve bedaiş hakkı verilmeli. Geçici görev yolluk ücretleri artırılmalı. Adli Tıp Kurumu çalışanları için adalet hizmetleri tazminatı ödenmeli. Ebelere de hemşireler gibi aile danışmanı ve iş yeri hemşiresi olan bilme hakkı verilmeli. 6.7 sayılı devlet memurları kanununda yardımcı hizmetleri kavramı çıkartılmalı. Sağlık sen olarak tüm bu maddelerin kabul görmesi için masada mücadelemize devam edeceğiz.